Da, razmišljam o počinjenom na istorici, da, ali morate čekati prošli dan. Sad znam da smo imali od 48 sat, smo imali dvije. Prišao bi tlaci, ja malo jača. Dosta jaka i prejaka treninga, jel? Tako zvana utakmica koja se pocijepala u dva dijela. Tako da moram biti kako će biti reakcije, rekao sam da vam smislažu da spektra nakon 48 sati i vlada najveći umro. Tako da, posle ovog treninga ću dobiti određene odgovore. Şimdi hocam size soru. Rakip için yan ve Messi'yle beraber ilk 11 için bir fikriniz var mı şimdiden? Tabii ki ilk 11 için bir fikrimiz var. Lakin bildiğiniz gibi bizim için çok zorlu iki antrenman oldu aslında. İki antrenman değil, bir oyun, ikiye bölünmüş bir oyun oldu. Ve bildiğiniz gibi ilk 48 saatten sonra en çok yorgunluklar ortaya çıkıyor. İlk 11 için ancak o akşam kesin antrenmandan sonra kesin kararlar verebilirim. Da se približi vodećem dvojicu na lestvici, a nama je prilika da te utakmice zadržimo na čelnoj poziciji. Znači, vrlo zahtjevna utakmica u kojoj će Hrvatska nastaviti kao i uvijek, rekao sam, protiv svakog, doći do dobrog rezultata. Svaki bod je korak bliže nas. Yarınki maçınız ne kadar önemli sizin için? Sonuçta daha iki tane oyununuzda oyununuz var. Hocanın cevabı, her maç önemlidir. Yarınki 3 puanımız da bizim için çok önemlidir. Çünkü ev sahibi olarak Türkiye'den geleni yapacaktır. Kendine daha iyi bir diğer grupta edilmesi açısından. Tabii ki biz Hırvatistan olarak kendi pozisyonumuzda kalmayı kalmamız açısından elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şimdi soruyla ilgili. Tabii ki uçağın direkt maçtan sonra böyle bir demeç verebilir normaldir. Ama tabii ki biz de grupta birinci olduğumuzu unutmamamız lazım. Ukrayna'nın golleri konusunda doğru. İkisinde de tabii ki hatalar vardı. Lakin yardımcı hakemin o out'u görmesi biraz zor olurdu. Çünkü tüm gol önündeydi. Tabii ki offside konusunda da hakları vardı. Lakin bu futboldur. Hakemler bu tarz hatalı kararları verebilirler. Biz kendi birbirimizi çok iyi tanıyoruz iki takımda. Hem Türkiye hem Hırvatistan. Herkese çok teşekkür ederim.